Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda en çok tutulan, daha çok en çok satılan, uygun fiyatlı iş ve eğitim amaçlı olan dizüstü bilgisayarlardan Lenovo'nun V15 2L modeli. Altta da kodu var arkadaşlar. O kod mutlaka önemli o kod üzerinden çünkü araştırma yaparsanız arama yaparsanız e, laptopun kendisine ulaşabilirsiniz. Bunun tanıtımını yapacağım kısacası. Söylemek gerekirse dedim ama çok uzattım. Fiyat uygun. E, 4500 4600 Türk Lirası arasında geçiyor. E, tele, e, Lenovo zaten kendini bildiğimiz marka, e, eski IBM ismiyle tanınır. E, bilen arkadaşlar bilirler zaten. E, Dizüstülerde de zaten kendini ispatlamış. E, bu tabii ki iş amaçlı bilgisayar olduğu için oyun olayını şey yapmayın, hayal etmeyin. Çünkü sadece iş amaçlı kullanılır. eğitim amaçlı kullanılan ve tabii ki fiyatı zaten bu bu şekilde bir fiyat 4600 civarlarında bir fiyat var. Evet dilerseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İlk başta tasarım ben Lenovo'nun laptoplarını çok kullandım. Biliyorum. Çok ince, çok hafif, kibar bir hani nasıl söylerler? Güzel, göze göz alıcısı bir kasa yapısı bir tasarıma sahip dostlar benim hoşuma gidiyor ne diyen arkadaşlar Tabii ki bu tip markayı daha önce bilmeyenler daha önce bu markanın laptop'unu bilmeyen arkadaşlar bir böyle teknoloji markete gidip de bakmalarını öneririm şiddetle diyorum Çünkü güzel bir ve kaliteli özellikle bir bilgisayar markası bu modelde hızlı bir şekilde geçiyorum Evet işlemcisinden başlayalım dostlar. Dilerseniz işlemcisinde 10. nesil dostlar. Bu arada zaten en son 10. nesil işlemciler var piyasada Intel'in. E, buradaki olay 2019 e, yılının 3. çeyreğinde piyasaya çıkması. E, 10 nanometrelik bir yarı iletkenler kullanılmış. 4 çekirdekli 8 iş parçacı sayısı, e, sayısına sahip. İşlemci frekansı 1 GHz turbo ile 3.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. 6 MB'lik bir ön belleği yani keş belleği var dostlar üzerinde. Ee, burada otobüs hızı diyoruz. Tabii ki bunun bas e, speed diye geçiyor aslında ama bunun Türkçesi otobüse yapmışlar. E, 4 giga diye bir e, saniyede şeyi var dostlar. Hız, hız bandı var. Isınma değeri ise 15 watt'lık yani TDP dediğimiz olan 15 watt'lık bu. Yapılandırılabilir. Yani burada siz işlemciyi yapılandırabiliyorsunuz. Eee bunu mu, overclock mu, overclock diyorlar, ne diyorlar şöyle bir şey diyorlar. Pek tavsiye etmiyorum. Ancak yapana isteyen arkadaşlar da bu laptop buna fırsat veriyor. Ve diyor ki TDP'ni yani 1.2 yaparsanız 25 volta kadar çıkar ısı derecesi. E, tabii ki üreten firma yani bunun üreticisi e, bunları bilerek bunu ürettiği için e, abi çok fazla ısınır mı? Ya yani bunu zaten ona göre bir soğutucu bir fan sistemi zaten içerisinde mevcut. E, düşük yaptığınız zaman 700 megaherze düşürdüğünüz zaman da 13 watt'lık bir ısı ortaya çıkıyor Dostlar Bunun da soğutması da ona göre oluyor. Yan taraftan baktığımız zaman da buradan bir şey görüyoruz. Hemen şuradaki SD kart yuvası mikro SD yuvası şurası hoparlör mikrofon tarafı şurada arada başka bir şey var ama çözemedim. Dilerseniz diğer şeyde slaytta bunları göreceğiz. Evet ekranına geçtik. 15.6 inçlik full HD ve TN dediğimiz bir ekran sahip 1920 1080 Full HD bir yapıya sahip dostlar. Zaten standart dizüstü bilgisayar boylar. Bakarsanız gayet ince bir yapıya sahip arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi eğitim amaçlı işte özellikle bu pandemi döneminde biliyorsunuz ki uzaktan eğitim olayları çok oldu ülkemizde geçtiğimiz aylarda. Ve daha bundan sonra da devam eder mi bilemiyoruz ama e, Buna hazırlıkla olabilmek için ki fiyatı da bu fiyattayken de almak isteyen dostlar da bu bilgisayarda bakmalarını tavsiye ederim dostlar. Uzaktan eğitimde de gayet güzel başarılı bir hız olarak da güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Evet belleğine geldik. Yani remine geldik. 8 GB'lik bir remi var. 2666 MHz'li 2 tane bellek yuvası var ancak ben e, tabii ki bu bilgileri nereden ulaşıyorum Lenovo'nun kendi resmi web sitesinden ulaştım. Burada bu RAM tek 8 mi 2 tane 4 mü onu maalesef e, ulaşamadım. Ee, önemli mi? Tabii ki önemli. Yani şimdi iki tane dört varsa, siz ileride bunun bakın 16 GB kadar çıkartabiliyorsunuz ama ileride 16'ya çıkartmak istiyorsanız eğer iki tane dört varsa o dörtleri maalesef e, çıkartmak zorundasınız. Ama tek 8 varsa sadece bir tane 8 daha alıp 16'ya çıkartma imkanı sahip. Tabii ki bunu almadan önce mutlaka e, teyit etmenizi şiddetle tavsiye ederim dostlar. Çünkü 16 GB ee, tabii ki daha iyi olur ileriki vakitlerde sizin bilgisayarınızı hızlandırmak açısından depolamaya geldik arkadaşlar 256 GBlık SSD'si mevcut bir tane harddisk var o da 256'lık SSD. Ee, Lenovo'nun kendi res resmi web sitesinde tabii ki bu seçenekler mevcut işte 512'lik de mevcut ekstra ikinci harddisk de e, olanlar da var bu modelde sadece 256 ve M2 PCI Express 256 e, M2 e, özledim, M2 PCI Express SSD olanı görüyoruz yani iki buçuk inçlik olan değil dostlar ve dediğim gibi iki tane hard disk de yani ikinci bir işte iki buçukluk bir mekanik hard disk alıp oraya bağlayabilirsiniz. Bu arada mekanik deyken hemen şurada bir not yapmak istiyorum. Bana bir soru sorulmuştu. Abi mekanik hard disk nedir gibisinden. İnşallah ileriki vakitlerde bizzat videosunu çekip sizlere bunların da videosunu göstermeyi inşallah nasip olur. Ha bu arada bakın 180 derece yatabiliyor dostlar. Yani rahat ee, kullanım ergonomisi güzel. Grafiğe geldik. Dostlar bu bilgisayarda e, harici bir ekran kartı yok. Zaten oyun amaçlı değil. İlk başta da söylediğim gibi iş amaçlı olduğu için kendi üzerindeki e, Intel'in işlemcisine gömülü entegre bir ekran kartı var. Bu da e, HD grafik diye geçiyor dostlar. Bu da 300 MHz'e kadar bir frekansı varmış. E, maksimum dinamik 1.05 Giga herse kadar çıkıyormuş. E, grafik çıkışı EDP, DP ve HDMI çıkışlarını destekliyormuş. 4K desteği varmış 120 Hz'de. Maksimum çözünürlüğü HDMI'da 1.4 versiyona göre yazmış buraya 4K. Maksimum çözünürlük e, display porta göre işte 5120 3200 çözünürlük var. Maksimum çözünürlük entegre düz panel olarak bakarsanız da 5120-3200'lük bir çözünürlük, çözünürlükte dışarıya veri aktarabiliyorsunuz. Görüntü aktarma özelliği var. Daletkis desteği var. 12 Daletkis 12. OpenGL desteği dört de destekliyormuş. Ve hızlı senkron, video senkronizasyonu varmış. Intel'in kendi üzerinde buna destekliyormuş. Dediğim gibi oynamıştı bir laptop değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sürekli e, abi bunda oyun oynanır mı gibi şeyler geliyor. Ben iş amaçlı laptop öneriyorum. Abi bunda oyun oynanır mı? PUBG oynanır mı? Arkadaşlar oyun istiyorsanız bu laptop size göre değil. Onu söylüyorum. Bağlantılara geldik. Evet az önce ilk başta söylemiştim. Şu yandaki şeyler bakalım. İsterseniz direkt şuradan bakalım. Bir numara işte burada hemen güç girişi yani adaptörü girişi. 2 numaraya geldik HDMI var 3 numarada USB 2.0 birinci nesil USB var 4 numarada ve tabii ki iki tane buradan mevcut USB 3.0 A diye geçiyor birinci nesil iki tane burada görünüyor 5 numarada güç gösterge ışığı var i̇şte cihaz açtığınız zaman yanacak 6 numarada Novo Deli dediği bir olay var. Bu reset midir tam bilemedim. Novo Deli'nin aslında bir araştırmak gerekiyor. Bilen arkadaşlar mutlaka açıklamaya yazsınlar. Bize aydın bize bilgi sahibi olalım arkadaşlar. Ve burada combo e, bir mikrofon kulaklık girişi var. Jacket tabii ki bunun düşük oluyor. Yani 3.5'lık çekmek için bir aparat alıyorsunuz. Hem kulaklık hem mikrofon kullanabilmeniz için. Yani sizin elinizdeki buçuk çaktık buraya olmuyor dostlar. E, ve burada e, bir de SD kart okuyucusu mevcut dostlar. Gayet güzel. Daha ne olsun arkadaşlar? Boyutlarına geldik. 362.2 milime, 251 251,5 milim ve 19 19.9 milim kalınlık var burada. Gayet ince bir şey arkadaşlar. İnç olarak da aşağıda yazıyor zaten. Dileyen arkadaşlar dediğim gibi istiyorsa eline bir metre alsın. Acaba ne kadar olduğunda tahmin edebilirler. Yani sonuçta çok kalın bir şey değil. Hafif bir dizüstü bilgisayar. Ağırlığına geldik arkadaşlar. 2.1 kilogram yani kuş gibi hafif. Üzerinde dediğim gibi dinamik e mekanik bir hard disk olmadığı için zaten bu ekstra bir hafiflik sağlıyor. Artı SSD yani 3.5'lik SSD olmadığı için de ee, yine ekstra bir hafiflik sağlıyor dostlar. Bu da güzel çünkü PSM2 IPSX SS'si var. Yani biz şu anda hani aradığınız her şeye var. Gayet rahat bir tane buna çanta alıyorsunuz. Bir tane de kablosuz bir mouse alın. Hatta onunla ilgili bir size bir önerim olur. İşte a 4 t çok ucuz fiyatlı bir A4 mouse var kablosuz mouse var USB'li pille çalışan. Onu da alabilirsiniz. Gayet güzel bir şey olur. Şöyle uygun kafanıza göre işte evde işte çalışmak için, işte evrak hazırlama, dosyalarla uğraşma, böyle güzel çalışma, uzaktan eğitimde ders makale hazırlama gibi her şeyinizi bu laptopla rahatlıkla yapabilirsiniz. Piline geliyoruz dostlar. 35 wattlık bir pille yani şeyle ile saat 6 saate kadar bir pil veriyormuş dostlar bilginiz olsun altı saate kadar yani normal açıyorsun standart bir şeyle 6 saat 0.3 mily e pic, milyon piksel yani buna şöyle diyelim 3 megapiksel gibi bir şey düşünün bir kamerası var dostlar üzerinde bu da zaten işinize yarar bu standart olarak 720p'ye denk tekamül ediyor açıkçası ve tabii ki erişim olarak da e bluetooth 4.2 aynı zamanda bir tane wireless var burada e şunu söylüyorum, Ethernet kartı, Ethernet yuvası yok. Yani RJ45 e, soketi bundan mevcut değil. Yani evde, e, işte herhangi bir şeyde e, kablolu bağlayamıyorsunuz. Ancak bir tane e, dönüştürücü adaptör alır iseniz USB porttan kullanılan e, yine kablolu da kullanabiliyorsunuz. Ama bu cihaz üzerinde e, <laughs> üzerinde bağlı bir soketi mevcut değil. Dediğim gibi USB dönüştürücü alabiliyorsunuz. Evet dostlar ben anlatacağım bu kadar. Yani güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar tavsiye ederim. Bir bakın araştırın ee, uygun fiyatı. Yani ben açıkçası e, ben alır mıyım? Alırım mı abi. Ben bu laptopu alırım. Çünkü Lenovo'nun diğer modellerinde V15 modelinde kullanmıştım vardır. Hoşuma giden bir laptop markası diyebilirim. Dileyen arkadaşlar buna da bakabilirler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.